Pamukkale haber olarak sokak röportajlarına devam ediyoruz. Sokak röportajlarında bugün Denizli halkına evli olmak mı yoksa bekar olmak mı sorusunu soracağız. Bakalım Denizli halkı bize ne cevaplar verecek? Zengin koca. Ortası mı oluyor bu şimdi? Ya bilmiyorum, zengin koca yani tek hayalim hoca. Hadi soruya bak. Bekar olmak. Neden? Şu an iyi. Daha askeriz, askerden sonra. Her zaman zaten bekar olmak en iyisi ya. Neden? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, evli olunca bağlı oluyorsun. İşte hani hayatını fazla şey yapamıyorsun, yaşamıyorsun. Ya bekarken... Evliler ölsün mü o zaman? Yok canım, evliler ölmesin de ya. Hani her şeyin bir yeri oluyor ya, evliyken olmuyor. Arkadaşınla şey yapıyorsun, gidiyorsun, olmuyor. Hani diyor, nereye şey yapıyorsun, gidiyorsun, işte saat kaçta, kiminle, nerede, ne zaman, ben de geleyim mi? Olmuyor yani şimdi. Bekar olmak. Neden? Neden? İşte ben de yapmayın dedi. Bekar olmak. Evlilerin şu an işi çok zor, sorumluluk çok fazla. Mesela hocalarımızı bile soruyoruz, işte evlilik nasıl gidiyor? Kimse normal bir cevap veremiyor yani. Evli olmak, hayatın sonu kadar tek başına taşımak sıkıntılı. Bundan kamera var ya, çok stres oluyorum. Duruma göre ikisi de diyebilirim. Şimdi yer, mekan ve zaman ölçütü önemli bu konuda. Duruma göre o an mesela bekarlık da güzel gelebilir ama insan mutlaka hayatını paylaşacak bir insan da arar, ilgi arar. O ilgi aradığı zaman da işte evli olmak denilir. Yaşım itibariyle söyleyecek olursak evlilik tabii ki. Çünkü hayat müşterek. Tek başına yaşamak çok zor. Evli olmak. Neden? Ya ailen oluyor sonuçta yani. Ya ne diyeyim, bir erkeğin en yakınında bir bayan olması lazım. Ya birini ihtiyaç duyuyor bir erkek. Alacağın kıza göre değişir şimdi. Mesela eşinden sonra kalkan kadından hayır gelmez bir kere. Yani şu anki dönemde pek fazla da yani ev işleri yapan bir kıza rastlamadığımız için bence bekar olmak iyi. Evlenmeyecek misiniz? Yani evlilik düşünmüyorum şu anda. Yani çamaşır makinesi alırım, çamaşırımı halleder. Bulaşık makinesi alırım, bulaşığımı halleder. O yüzden pek fazla evliliğe gerek yok ya. Yani asmayı da kendin becerebiliyorsan sıkıntı yok. Evli olmak tabii ki. Hayat düzene girer. Evli olmak diyorum. Neden evli olmak peki? Çünkü düzen getiriyor yani. İnsan hayat yani düzen getiriyor. Bir de mesela yaş geldiğinde yani evlen olmazsa çok yanlış yola girebilir yani. Girebilirsin yani. Bekar olmak. Neden bekar olmak? No manta no dırdır, geziyorsun fıldır fıldır. Neden? İnsan özgür oluyor. Evli olmak. Neden? Yalnızlık Allah'a mahsus bir şey ya. Peki bekarlık sultanlıktır diyorlar ama. Yok bence değil. Evli olmak. Neden? Evli olduğunuz için mi? Ya işte şimdi yani insan birbirine muhtaç ya her türlü. Yani bilmiyorum nasıl anlatılabilmiyorum yani. Yani arkadaşlık, bir şeylik yani nedenli pek konuşan birin değilimdir ben. Tabii ki evli olmak. Sen eşiniz yanınızda diye mi? Hayır, alakası yok. Bekarken bir şekilde yani evli olunca sorumlulukların artıyor, hayatın düzene giriyor. Yani ben evlilikten yanayım, tercihim. Bekar olmak, evli olmak bence kötü bir şey. Bekarlık sultanlıktır.